akşamları ben Bobon Bey. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya 6 Morton'un kulesine kadar. Dünyamız gördüğünüz üzere gökyüzü sürekli şu durmadan ateşleyen mermiyle ateşleyen. Mermiyi de nereden buluyor o kadar mermi nereden çıkıyor hiç sorgulamıyorum. Dünya 6 birden bir başlayalım bakalım. Ha, şunlar. Şunlar da zaten şuradan şöyle. Şuradan bir sarkalım. Hop. Neyse artık. Şuradan bir yerden illaki çıkar. Buradan da can kasılabilir aslında. Şu ana kadar ölmeş yıldız parası falan da gelmedi. Yukarı çıkıyor da bakayım yukarıdan. Aslında elimde Yoshi olsa var ya, her halükarda ben burada can kasarım. Ama Yoshi verirler mi sanmam. Bir tanesinde onun tepesinde. Tabii oraya yetişebilmem için ne lazım? Mermi. Neyse ben onu alayım oradan hemen. Tamamdır. Hop. Buradan da böyle. Şimdi burası biraz sıkıntılı. Tamam güzel. Buradan da zaten direkt aşağı şöyle atlasan olmuyor mu? Yukarıda ben bir şey gördüm ama oraya erişebilir miyim? Şuradan erişebilirim sanırım. Şuradan bütün hızı topla. Anladım sanırım burayı. Hıza karşı. Fırla. Ya. Neyse boşver. Geriye falan mı geldik biz? Hop. Buralar sıkıntılı. Şimdi rastgele hadi. Gerçi yıldız gelse daha bir iyi olurdu ama en azından hiç yoktan mermiden şey yapardım, can kasardım. Tabii. Önce şuraları bir temizleyeyim ben, değil mi? Hocam siz bir şuradan bir gider misiniz? Üçüncüyü de gördüm. Oho!
Şu aşağılarda bir şey falan var. Sanırım orayı ben pervane mantarıyla geçmem lazım. Yani çünkü oradan başka bir şeyim yok maalesef. Neyse. 61 Trabzon. Trabzon'dan sonra neresi geliyor? OPRSŞTUTU. Tunceli mi? Aha. İki tane yol. Şu borulu yer hoşuma gitti. Arkadaşlar hadi hayırlı uğurlu olsun. Boruların nasıl çalışma prensibini gördük. Demek bunlar yukarı aşağı hareket ettikçe bitkiler öyle oluyormuş. Hadi gözünüz aydın. Süper Mario'da boruların içinden böyle geçip gidiyormuş. Olduk. Süper Mario boruların içinden böyle böyle geliyor gidiyor. Seni bir alayım oradan. Oradaki bana madem can kaybettirdin bana bir can borçlusun. Yapacak bir şey yok. 1 2 Tamamdır orası. Hocam sizi bir alalım oradan. Bunlar da ateş işlemedi değil mi? Doğru. Bir, iki, üç tamam. İkinciyi de aldık. Ne varmış burada? Güzel. Kafamıza düşecekler. Hop hop. Demek ki Süper Mario her borudan geçişinde bunlarla uğraşmıyordur. Uğraşıyor mudur acaba? Ha bak burada can kasılabilir. Hadi be. Şimdi ben burada küçücük küçücük nasıl geçeceğim? Şu üst bordan gidilebiliyor muyum? Aha bir yerden çıktık da. Güzel. Demek ki bir sonraki bordan da bir şeyden çıkacağız. Anladım hocam. Teşekkürler. Demek ki şuradan sağdan gitmemiz lazım. Ama tamam hoşuma gitti bu. Şuradan hiç. Hadi be ya. Şuradan. Ateş çiçeği almam lazım. Pekala. Gerçi mantar da alsam daha iyi olabilirdi ama neyse. Zaten yani
Hocam siz ben bir alabilir miyim? Ya da sen gel. Sen de gel abisi. Şuraları bir kırayım da şu üst bordan gitme. Aynen öyle, bir sonraki boruymuş. Hayda. Seni alabiliyor muyum? Alamıyorum. Lan. Buradan çıkalım gidelim artık. Bu seviye gayet güzelmiş ya. Ben baya beğendim yani. Tabi soldan gitseydim oradaki can evinden gene bir iki bir şey yapabilirdim ama şimdi şu tam hadi be belki kurtarırım demiştim ama gerçi burada var ya tam yıldızlık burası. Gerçi biraz daha bekleseydin de zaten oradan da can kazanabilirmiş ama neyse. Pekala. Şu ilerideki tam şurası güzel bir yere benziyor şahsen. Pamukkale travertenleri kadar güzel olmasa da görünüşü güzel. Gittin mi? Hayır. Pamukkale travertenlerine. Oo. Yok yok. Görünüşü yetti sadece. Sikiyorum birbirine bak ya. Acaba sırf gerçek hayatta öyle bir şey yapabilmem için kaç ton altın ve şey demir lazım? Bir de boya, bunları boyaması için altın. Zaten aldı başına gidiyor, gramı 400 lira oldu ama. Şurada gizli bir yer var. Ne oluyor? Bir dakika. Pekala. Lan. Şu sen bir git bakayım. Bam. Şurada gizli yerler var mı yokmuş. Sen gel abicim. Şurada da gizli yerler var mı yok diye kontrol etmem lazım çünkü hiç yıldız parası alamadım. Aa, yukarı yaklaşmışız o zaman, güzel. Hmm.
ikisi orada çakışıyormuş demek. Demek ki bir o kadar daha var. Evet, ölme eşeğim ölme. İkincisi oradaymış. İlkini kaçırmışım ama nerede? Ah be. Kurtarırım diye düşündüm ama onu da kaçırdım, onu da kaçırdım. Çok güzel. Ne güzelmiş lan sen. Hadi be ya. Ulan gözümün önünde alamıyorum şunu. Sağda solda bu sefer küçücük skiverlar var. Tamam. Vortigeon'un dev skiverlı kulesinde böylelikle geçmiş olduk. Manzara gayet güzelmiş. Zirveye kadar tırmandık yani. Ama harita gayet güzelmiş ha. Dünya altı Super Mario V'de gördüğüm en güzel haritalardan bir tanesi bu oldu. Kaydedilsin mi? Tabii ki de. Bir sonraki Super Mario V'de görüşmek üzere. Esen kalın. Mario fanları.